Zerdeçalın faydaları nelerdir? Son yıllarda cilt bakımında kullanılan zerdeçal bitkisinin sağlığa faydası oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar sonucunda pek çok faydası ortaya çıkan zerdeçal bitkisi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl tüketilir? Zerdeçal cilde nasıl uygulanır? Yapılan çalışmalar birçok bitkinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Zerdeçal da bu bitkiler arasında yer alır. Üzerinde hala bir takım araştırmaların devam ettiği zerdeçalın pek çok faydası ortaya çıkmıştır. Kanserden sindirim rahatsızlıklarına, diyabetten bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık probleminde zerdeçalın faydası bulunuyor. Peki zerdeçal nasıl bir bitkidir, nasıl tüketilmesi gerekir ve faydaları nelerdir? Zerdeçal bitkisi nedir? Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal bitkisi büyük yapraklı, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Ana vatanı Güney Asya olan zerdeçal, Hint safranı, zerdeçöp, safran kökü, sarı boya, zerdeçal olarak da bilinir. Sıcak ve nemli ortamları seven zerdeçal, Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi Asya'nın tropik bölgelerinde yetişir. İsmi Farsça sarı anlamındaki zert ve çöp odun anlamındaki çup kelimelerinin birleşmesiyle oluşan zerdeçuptan gelmektedir. Türkçe'ye zerdeçal olarak geçmiştir. Zerdeçal nerelerde kullanılır? Genellikle mutfaklardaki kullanım bilinse de zerdeçal bitkisi birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin ipek kumaşlar ve ince deri boyamada, kına yakmada, güzellik maskelerinde, hastalıklar için yapılan kürlerde zerdeçal kullanılır. Mutfaklarda ise zerdeçal baharat olarak kullanılır. Önce bitkisi temizlenir, daha sonra suda kaynatılıp kurutulur ve öğütülerek baharat haline getirilir. Bu baharat hali safran yerine kullanılabilir. Balık çorbası, söğüş ve çeşitli sebze yemeklerinde çeşni olarak kullanılabilir. Zerdeçalın tıbbi faydaları da vardır. Zerdeçal piyasada parmak ve toz şeklinde bulunur. Araştırmalara göre etken maddesi kurkumin olan zerdeçalın anti-enflamatuvar, antikanserojen ve antiaterojenik olarak kullanılması muhtemeldir. Zerdeçalın faydaları. Zerdeçal, kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Etken maddesi olan kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. LDL'yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır. Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Antioksidan ve anti-enflamatuvar etkileri sayesinde yüksek kan basıncı ve inflamatuvar problemlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Damarlarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumunu engelleme özellikleriyle kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. İlerleyen yaşlarda meydana gelen romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir. Antidepresan özelliği olan zerdeçal, sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Zerdeçal suyu içilerek artrit olma riski azaltılabilir. İltihap önleyicidir ve bir tür göz iltihabı olan üveitin tedavisinde şikayetleri azaltmaya yardımcı olarak kullanılır. Zerdeçal nasıl tüketilir? Zerdeçal toz halinde yemeklerde kullanılabileceği gibi zerdeçal çayı ve suya katılarak da kullanılabilir. Tabii en faydalısı zerdeçalın taze tüketilmesidir. Günde 12 grama kadar zerdeçal tüketiminde bir sakınca yoktur. Fakat zerdeçal ya da kurkumin fazla tüketildiğinde bazı insanlarda hazımsızlığa sebep olabilmektedir. Zerdeçal suyu, zerdeçal çayı nasıl yapılır? Günde 1 veya 2 bardak içilebilecek zerdeçal suyunu ya da çayı için kullanacağınız malzemeler şunlardır. 2 bardak su, 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 2 adet limon suyu, 2 yemek kaşığı bal. İlk olarak 2 bardak suya 1 yemek kaşığı toz zerdeçal ekleyin ve kaynatın.
kaynadıktan sonra ocaktan alın ve birkaç dakika bekledikten sonra 2 adet limonun suyunu üzerine ilave edin. Soğuduktan sonra tatlandırmak için bal ekleyin ve buzdolabında saklayın. Zerdeçalın cilde faydaları. Zerdeçalın cilde olan faydalarına ayrı olarak değinmek gerekir. Cilt güzelliği ve sağlığı için zerdeçal maskesi kullanılmaktadır. İşte zerdeçalın cilde faydaları. Pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilt sağlar. İltihap önleyici etkisi sayesinde sivilcelere karşı etkilidir. Egzamaya iyi gelir ve kaşıntıyı alır. Cilt pigmentasyonunu korur. Cildin elastikiyetini korur, böylece yaşlanmanın etkilerine karşı kullanılabilir. B6 vitamini açısından zengin olan zerdeçal, hücre yenilenmesine katkı sağlar. İçindeki potasyum sayesinde kuru ciltlerin nemlendirilmesini sağlar. Zerdeçal maskesi tarifi. Malzemeler: elma sirkesi, mümkünse organik, yarım çay kaşığı zerdeçal, bir çorba kaşığı bal ve su. Öncelikle suyun içerisine bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu karışımı bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra bir kapta zerdeçalla balı karıştırın ve göz çevresi hariç yüzünüzün kalan her yerine sürün. Bunu da yüzünüzde 15 ila 20 dakika kadar bekletin. Daha sonra yüzünüzü yıkayın. Maskeden sonra yüzünüzde kalabilecek sarı lekeleri de bir pamuğa süt damlatarak temizleyebilirsiniz. Haftada 1-2 defa uygulayabileceğiniz bu maskeden sonra yüzünüze nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.